Herkese selamlar. Bugün 2021-2022 sezonunun ilk özlü bir TYT denemesinin fen bilimlerinin cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda sorular hakkında yorum yapacağım. İşte ÖSYM'ye ne kadar yakın, sorular ne kadar belirleyici, kaç net yapılmalı bu sınavda gibi gibi gibi. Diyeceksiniz daha sınava girmeyenler var. Bu şekilde cevapları paylaşarak hak yemiyor musunuz? Haklılar da e ama şunu söylemek istiyorum böyle diyenlere karşı. Ben geçen sene bütün özdebir denemelerine girmiştim ve e, erken giriyorduk. Biz cevaplarını merak ediyordum ve cevaplarını bulamıyordum. O yüzden bu şekilde güvenilir bir kaynağa ihtiyaç duyuyordum. Bu sene de bu hizmeti ben yapmaya karar verdim. Ha, bu arada geçen sene de bu şekilde paylaşıyorlardı. Yani ben hiçbir yerden bakmadan yine güzel sıralamalar yapabiliyordum. Hatta şu anda ekrana biz özde bir sonucumu ekrana getirelim şu an sıralama olaraktan e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani oluyor. Siz şey yapmayın. Hiç sıkıntı yapmayın. Eğer ki sınava girmeyip bu video yardımıyla birkaç net dahi olsa kazanacak olan varsa inşallah gerçek sınavda işler yolunda gitmez. Ve bu hayatta hiçbir yere gelemez. Yani bu kafayla zaten böyle olur. Bunları dedikten sonra isterseniz soruların çözümlerine başlayalım. Öncelikle A ve B kitapçı olarak gitmeyeceğim. Yani herhangi bir kitapçıya bağlı olarak kalmayacağım. Soruları karışık vereceğim. Soruları da göstermeyeceğim bu arada. Özdemir Mail attık ama cevap verme tenezzülünde bile bulunmadığı için soruları sizlere gösteremiyoruz. Normalde benim planım aynı denemedeymiş gibi çözmekte yani ilk defa denemedeymiş gibi çözmekte ama maalesef soruları gösteremiyoruz. Evet isterseniz başlayalım ben fizikten başlıyorum şu anda. Fizikte birinci soruyla başlayalım isterseniz. Şöyle yakınlaştıralım. Fizikte birinci soru. Megafonlu bir soru var. Serra radyo sesini uzaktaki arkadaşlarına duyurabilmek için basit bir megafon yapmıştırla başlıyor. İşte daha uzağa duyurabilmesi için özelliklerinden hangilerini arttırmaktadır diyor. Tabii ki de şiddet olmalı. Hızını arttıramazsınız. Hız ortama bağlı. Frekans zaten kaynağa bağlı. Şiddet arttırılabilir ancak. Çünkü daha fazla uzağa taşıyabilmek için enerjisini arttırmalıyız. Bunun için de şiddetini arttırmalıyız. Yani doğru cevabımız C şıkkı yalnız 3 olmalıdır. Birinci sorunun cevabı. Tabii 1 diyorum ama karışık gittiğimi söylemiştim. İkinci soruya geçelim. X, ve Y maddeleri ısıcı yalıtılmış ortama konulduklarında X'ten Y'ye ısı geçişi olduğu söyleniyor. İkinci soruda böyle bir şey. Yani bir X var bir de Y var. Mesela bunlar şu şekilde mıknatıs gibi düşünmeyin de hani kutu gibi düşünün. Bu şekilde dokunduruluyor ve ısı akışı gerçekleşiyormuş. X'ten Y'ye doğru bir ısı geçişi olabiliyormuş. Birinci de diyor ki X'in iç enerjisi azalır. Çünkü X'ten Y'ye ısı geçişi oluyor. Yani bu doğru. Kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle doğrudur. İki de diyor ki Y'nin sıcaklığı artar. Y diyelim ki tam hal değiştirme sıcaklığında. Yani eriyecek. X'ten Y'ye ısı geç geçişi olacak. Y eriyecek, erirken de sıcaklık değişmeyeceği için iki kesinlikle doğru değildir. Artabilir mi? Artabilir. Ama kesinlikle doğru diyemeyiz. Üçte de diyor ki, X'in ısısındaki değişim Y'ninkine eşittir. Evet, bu gerçekten çok belirleyici bir seçenek ve çoğu kişi buna atlamıştır diye düşünüyorum. Yani bu sorunun cevabını birçok kişi 1 ve 3 yapmıştır. Gerçekten belirleyici bir soru olmuş ama maalesef 1 ve 3 değil çünkü bir şeyin ısısından bahsedemeyiz. İşte benim ısım azaldı. Ben duvara dokundum ısım azaldı. Yani bu şekilde bahsedemeyeceğimiz için e, bu yanlış. Isım e, değişmez yani. Isım şu kadar değişti. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani o yüzden bu yanlış bir ifade olduğu için üçü eliyoruz. Cevabımız şıkkı olmalı. Yani yalnız bir. Fizikteki en belirleyici soru bence bu. Bir tane de şey var basınç sorusu. Hatta hemen ona geçelim şimdi de. Hemen onu bulayım. Ee, bir kap sorusu vardı. Aslı'nın basınçla ilgili yaptığı deneyde diye başlıyor. Ee, soruda da diyor ki Aslı bileşik kabın açık olundan bir miktar daha su ilave ederse yani e, yeni denge durumuna ulaştığında P hava ve H için ne söylenebilir diyor. Bu soruda da arkadaşlar şöyle 3. soru yazalım sağdaki su miktarı artacak. Şimdi sağdaki su miktarı artarsa sağdaki basınç da artacak. Doğru mu? Soldaki basıncı arttırmamız için ne olması gerekiyor? P havanın basıncının artması gerekiyor. Bunun için de hacminin azalması gerekiyor. Yani P havanın basıncı artacak. Hacmi azalacak. Yani sol tarafta su bir miktar yukarı çıkacak. P havanın basıncı arttı. Ee, normalde dış basıncı zaten sabit. O zaman sağdakinin de basıncı artması lazım. Yani ilk durumda neydi? P hava Eşittir. İki tane A yazdım. Düzeltiyorum. P hava eşittir. H, D, -G, Su değil mi bu? Aynen su. H, D, G. Yani bir yazabilirdik de geç. Bir şey olmaz. Artı P sıfır. Yani dış basınç. Buydu değil mi ilk durumda? Şimdi ikinci durumda havanın basıncı artacak. E bu sabit. O zaman bunun da artması lazım. Bunun artması için de H'ın artması lazım. O yüzden P hava artar. H da artar. Yani üçüncü sorunun cevabı D şıkkı olmalıdır diyoruz. Şimdi de hemen düzlem aynalı soruya bakalım. Düzlem ayna var, oklar var ve aynadaki görüntüsünü soruyor. Bu gerçekten fizikteki en kolay soruydu ve bunu yani yanlış yapmamanız gerekiyor artık. Yani bunu hiç bu konuyu bilmeseniz de ayna simetri konusu ya mantık bunu doğru yapmanız gerekiyordu. Şekil 1'e baktığımızda doğru, şekil 2'ye baktığımızda yanlış. Çünkü şu şekilde yapmış bunun yansıması şu şekilde olmalıydı. E, M üç, üçüncü şekilde bakalım hemen üçüncü şekilde de şöyle bir şey var. E, Ayna da tam olarak burada bunun da yansıması şu şekilde olmalıydı. Yani tam şu dik olması lazım şuranın yani şu şekilde olması gerekiyordu. Ama tam şu izada yapmış yani bu şekilde yapmış O yüzden bu da yanlış yani cevabımız A şıkkı olmalıydı. Belki M kısmında M okunda şaşırmış olabilirsiniz. Orada dediğim gibi tamam paralel olacak ama 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 birazcık daha ilk aşağı yani güney e, batıda olması gerektiği için o yanlış diyoruz arkadaşlar. Yani dördüncü sorunun cevabı da A. Dördüncü sorudan da kastım düz soru. Hemen e, böcekli soruya geçelim doğru yanlış etkinliği var. Tablo hatası olarak doldurulduğunda yukarıdaki e, cevapların yukarıdan aşağıya sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Hemen bu soruya bakalım. Şimdi bazı böceklerin suyun üzerinde yürümesi yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir demiş. Doğru. Suyun cam bordaki kılcallık olayı adezyon kuvvetinin koezyon kuvvetinden büyük olması sayesinde gerçekleşir. Şimdi kılcallık olayı suyun cam buradaki yükselmesidir. Evet doğru adezyonun kohezyondan büyük olması sayesinde gerçekleşir. Su damlasının küresel şekli, şekli alması adezyon kuvveti sayesinde gerçekleşir demiş. Hayır kohezyon kuvveti sayesinde gerçekleşir. Yani D, D, Y olması gerekiyor. Bu da B şıkkında var. Yani 5. sorunun cevabı B olması gerekiyor. Şimdi neye bakalım? Hemen bir tane şey var. E, telefon vermiş ve Ahmet var. Kısa sürede gidebileceği rota var, uzun sürede gidebileceği rota var. Yine hangi hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bakın iki tane kesinlikle sorusu olmuş oldu. Ee, ve gerçekten kesinlikle soruları bu Özdebir'in vazgeçilmez soruları ve belirleyici soruları. Bu da belirleyici bir soru. Ee, çoğu kişi bunu yalnız bir yapmış olabilir. Ee, bakalım hemen ya da e, yalnız üç de yapmış olabilir tabi bilmiyorum. Ya da 1 ve 3 de yapmış olabilir Hemen bakalım Daha kısa sürede gidebileceği rotayı seçtiğine göre Diğer rotaya kıyasla hangileri kesinlikle doğrudur Şimdi daha az yol alır demiş Bir kere kısa sürede gidebileceği rotanın Ne kadar olduğunu bilmiyoruz Uzun sürede gidebileceği rotanın da ne kadar olduğunu bilmiyoruz O zaman iki tane bilinmeyeni karşılaştıramayız O yüzden bir Kesinlikle doğru değil ha Olabilir mi? Olabilir ama kesinlikle değil. Daha fazla yer değiştirir demiş. Zaten ikisi de aynı. Aynı yerden aynı yere gidiyor. Biri şöyle dolanıyor. Biri şöyle dolanıyor. Ama ikisi de sonuçta aynı yere gidiyor. O yüzden daha fazla yer değiştirmez. Aynı yer değiştirir. Daha büyük bir ortalama da sahip olur. Eğer değiştirme aynı. Ee, daha kısa sürede gidebileceği rotanın süresi aynı. Yani x bölü t bize neyi verir? Ortalama hızı verir. E, süresi daha az olanın ortalaması daha fazladır. O yüzden bu da doğru. Yani cevabımız yalnız 3 c şıkkı olmalıdır. Evet şimdi de son soruya bakalım. Fizikteki son sorumuz yüksek gerilim hatlarıyla başlıyor. İşte yüksek gerilim hatlarının Hangileri arıların yönlerini kaybetmesinin sebeplerinden olabilir diyor. Bu da gerçekten belirleyici bir soruydu bence. Yani gerçekten D ve E şıkları arasında kalınabilir bir soruydu. Manyetik alanın büyüklüğü etkilidir. Manyetik alana maruz kalma süresi etkilidir. Peki manyetik alanın yönü etkili midir, değil midir? Şimdi bunu konuşalım. Şimdi arılar neden yönlerini kaybederler? Manyetik alandan dolayı. Şimdi arılar... Normal şartlarda yönlerini manyetik alanın yönüne göre bulmazlar. Mesela manyetik alan sağa doğru mu gidiyor? Biz de sağa doğru gidelim. Oralar böyle düşünmüyor arkadaşlar. Sola doğru mu gidiyor? Biz de sola doğru gidelim. Böyle bir dünya yok. Ne, neden peki yönlerini kaybediyorlar manyetik alan olunca? Çünkü arkadaşlar sinir sistemleri bozuluyor ve dengeleri bozuluyor yani. Bu yüzden manyetik alan yönlerini kaybetmesinde etkili oluyor. Yani manyetik alanın yönü bu da etkili değildir. Olabilir dediği için birçok kişi E yapmış olabilir. hani Olabilir bir, bir şekilde olabilir diye düşünüp. Ama e, cevabımızın D şıkkı olması gerekiyor. Yani 1 ve 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde fizik çözümlerinde yapmış olduk. Şimdi de kimya sorularına bakıyoruz. Robert Boyle'e bir soru var. E, diğer bilim insanlarından öne çıkaran çalışma açıklamaları hangileridir? E, bu aslında çok direkt bilgi sorusu ve İki elememiz gerekiyor zaten. Deneysel çalışmalarını sadece deneme yanılma yöntemini kullanması diyor. E zaten bilim insanı yani hangi bilim insanı kullanıyor ki bunu? Eski simyacılar kullanıyordu. O yüzden bu yanlış. Bir elementi kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlaması bu tam olarak Boyle'un yaptığı bir şey. Üç de var arkadaşlar. Karışımlar ve kimyasal bileşikler arasında bir ayrım yapıyor. Yani dokuzun cevabı şöyle yakınlaştıralım. 9. cevabı D şıkkı olması gerekiyor. Yani 1 ve 3. Hemen 10. soruya geçelim. Periyodik sistemde bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Tabii ki de lantanit ve aktinitler metaldir. Bu olması gerekiyor. C şıkkı. E, magnezyum ve kalsiyum al, toprak alkali metallerdir. Alkali toprak metallerdir. Düzeltiyorum. 25 derecede soygazlar diyomatik yapılıdır. Böyle bir dünya yok e, soy gazları her zaman monoatomiktir. Tüm metaller oda koşullarına katalda bulunurlar civa hariç dendiği için hatta böyle bir bilgi olduğu için bu yanlış. Baş grup elementlerinin tamamı 1A ve 2A gruplarını yer alır. E, 5A, 6A, 7A, 8A'ya ne oldu değil mi? Evet devam edelim. Hemen e, bir tablo var. iki tane tablo var. Kaynama sıcaklıklarını söylemiş. E, demiş ki buna göre hangileri doğrudur? NH3 ve H2O'nun molekülleri arasında Hidrojen bağları etkin olduğu için kaynama noktaları beklenenden daha yüksektir. Doğru. Ve H3 molekülleri arasında dipol dipol etkileşimleri bulunur. Doğru. H2T'nin kaynama sıcaklığının H2S'den yüksek olması nedeni London etkileşimlerinin H2S'de daha kuvvetli olmasıdır. Şimdi T şurada, TE şurada, SE burada. Aşağıya doğru gidildikçe London kuvveti artar. O yüzden London etkileşimleri arttığı için daha kuvvettir. Yani 1 ve 3 olması gerekiyor. 11. sorunun cevabı da e. yani normal bir soru 1 ve 2 yapanlar olmamıştır. Çünkü öyle bir şık yok. Öyle bir şık olsaydı büyük ihtimalle 1 ve 2 de yapılabilirdi. Ama olmadığı için belirleyici bir soru değildi bence. Hemen indikatörlü bir soruya geçelim. X ve Y indikatörleri var. Bu aslında gerçekten çok kolay bir soru. Aslında bunu herkesin yapması gerekiyor. Bunu en son 8. sınıfta yapıyorduk yani. O yüzden bu soruyu kaçırmamanız gerekiyordu arkadaşlar. Hemen bakalım. X indikatörü pH değeri küçük olan çözeltilerde turuncu, büyük olan çözeltilerde mavi renk. Y indikatörü ise asitik ortamda sarı, bazik ortamda yeşil işte renk almaktadır. Tamam. Kostik çözeltisi var. Kostik çözeltisi bazdır. E, X bazlarda mavi renk oluyor. Birinci de diyor ki birinci kap mavi. Doğru. İkinci kapa bakmadan önce üçüncü kapa bakalım hemen. X çünkü e, Sirkeli su asittir. Sirkeli su asit olduğu için turuncu olması gerekiyor. Yeşil demiş. Mesela 3 yanlış. İkinci kap sarı demiş. Tuz ruhu nedir? Asittir. Asit de neymiş? Sarıymış. Doğru. Yani cevabımız yalnız 3 yanlış olacağı için bunun cevabı da yalnız 3 olmalıdır. Hemen devam edelim. 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin oda koşullarına karıştırılması sonucunda çözelti oluşmaz demiş. Burada cevabımızın B şıkkı olması gerekiyor. Benzer benzeri çözer mantığından benzin apolar, su polar olduğu için birbirleri içerisinde çözülmez. O yüzden B şıkkı yanlış. Yani çözelti oluşmaz. B şıkkı doğru cevabımız. Peki 14. soruya bakalım hemen. Isıtılmakta olan Y maddesine ait bu arada doğru gidiyoruz değil mi? Ha 8'i unutmuşuz. E, tamam sıkıntı yok. 8'de birazdan çözeriz. Isılmakta olan Y maddesine ait sıcaklık zaman değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Y maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Yapısında tek çiz tanecik vardır. Doğru. Çünkü erime ve kaynama noktalarında sıcaklık sabit kalmış. O yüzden bu doğrudur. 32. ve 48. dakikalar arasında taneciklerin ortalama artar. Çünkü sıcaklıkları artar. Sıcaklık artarsa ortalama da artar. 12. dakikada heterojen görünümündedir demiş. Doğru. Çünkü tam erime anı yani katı ve sıvı bir arada görünebiliyor. E 90 derecede bir arada dedim ayrı ayrı yani iki ayrı fazla. 90 derecede sıvı buhar basıncı dış basıncı eşittir demiş bu da doğru arkadaşlar. Çünkü kaynama anında bu durum gerçekleşir. 61 ve 69. dakika arasında potansiyel enerji sabittir. Şöyle düşünelim. O sıcaklık yani o anlarda e, sıcaklık değişmiyor. Sıcaklık değişmezse kinetik enerji değişmez. E bu enerji nereye gidecek? Potansiyel enerji olarak dönüşecek. Yani ısı ve enerjidir. Isıyı alıyorsunuz ama kinetik enerji değişmiyor. O zaman potansiyel enerji artar. O yüzden yanlış oluyor arkadaşlar. Yani 14. cevabı E şıkkı oluyor. Hemen 8. soruya geçelim. 8. soru kimyanın en belirleyici sorusuydu arkadaşlar. X ve Y elementlerine oluşan X2Y3 bileşiğinin 76 gramında 28 gram X elementi bulunur. Şimdi 28 gram X elementi varsa 48 gram da Y elementi vardır. Doğru mu? Şimdi 1'e bakalım ne diyor? X2, Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı X bölü Y 7 bölü 12'dir demiş. Bakalım 28 bölü 48, 4'e böl 7 bölü 12. Aynen bir doğru. Okey. X ve Y elementlerinin atom kütleleri arasındaki oran nedir? Bakalım hemen. X bölü Y, X2, Y3 dediği için 2 bölü 3 ne yapıyoruz bunu? 7 bölü 12'ye eşitliyoruz. Yani bu x bölü y aslında 1 mol. 1 mol x kaç gram? 1 mol y kaç gram? Bunları oranladığımızda x bölü y'yi bulmuş oluyoruz. Buradaki x bölü y'den kaslarımız 1 mol'ün kütlesi. Yukarıdaki x bölü y yani bir, de, de x bölü y var. Orada da kütle birleşimi. Yani aslında tep, e, birleşik oluştuktan sonraki hali olmuş oluyor. Yani o iki farkı iyi anlamak son derece önemli. x bölü y buradan... Kaç çıkıyor? 7 bölü 8 çıkıyor. E 2 de doğru o zaman. Güzel. Şimdi gelelim 3'e. 3 biraz sıkıntı. Eşit kütlelerde x kullanarak oluşturulan x2y3 ve xy bileşiklerinin kütleleri arasındaki oran nedir diyor. Şimdi öncelikle x2y3'teki birleşmeye bakalım. Sonra xy'deki birleşmeye bakalım. x2y3'teki kütlece birleşme oranları 7 bölü 12. Zaten birden de görmüştük x bölü y'deki birleşme oranı da nedir? Direkt 7 bölü 8'dir. 7 bölü 8 e, çarpı 1 olacağı için yine 7 bölü 8'dir. Fark ettiniz mi? Ye, 7 var. İkisinde de 7 var. E 7'ler ne? X'ler. O zaman ben direkt buna 19, buna da 15 diyebilirim. Ve oranladığımızda 19 bölü 15 çıkar. Yani bunun cevabı da E şıkkı olmuş oldu. Kimya böyleydi. Bir genel değerlendirme en son yapacağım arkadaşlar. Devam edelim biyolojiyle. Evet 15. sorudan devam ediyoruz. 15. soru şu olsun. Hücre duvarı bulunduran bir hücrede organellerin hangileri bulunmayabilir diyor. Mesela bakteri. Bakterilerde mitokondri yok. Kloroplast yok. Merkez yıkılfıl yok. Ribozom zaten herkeste var. O yüzden cevabımız D şıkkı yani 1, 2 ve 3. Hemen aşağıda verilenlerden hangisi tüm omurgalı hayvanlar için ortak bir özelliktir diyor. E, tabii ki de solunum gazlarının dokulara kan yoluyla taşınması ortak olan özelliktir. O yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. Yani bunu kaçırmamanız gerekiyordu. Diğerleri farklı farklı değişebiliyor. Bir canlıda gözlenen mayoz bölünme evrelerine ait şekiller aşağıda verilmiştir. Bu bölünme evreleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. K'ya baktığımız zaman anafaz 2, L anafaz 1, M de profaz 1 olduğunu görüyoruz. K evresi M'den sonra mı gerçekleşir? Doğru çünkü K anafaz 2 M'de profaz 1 evet 1 doğru L mayoz 2'de görülür demiş yanlış mayoz 1'de görülür 3 M evresinde 4 kromozom bulunur bu da doğru. K ve L evresinde kromozom sayısı farklıdır. Evet arkadaşlar bu yanlış. K'da da 4 tane kromozom var. L'de de 4 tane kromozom var. Biyolojinin en eleyici sorusu buydu bence. Yani cevabımız ne oldu bu durumda? 1 ve 3 oldu. Yani B şıkkı arkadaşlar. Hemen besin zincirli olan soruya bakalım. Bir besin zincirine ait biyokütle piramidi aşağıda gösterilmiştir diyor. Bu besin piramidi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. X ototrof, S ise heterotrof olarak beslenen canlılardan oluşur demiş. Doğru, aynen doğru. X ototrof, S ise heterotrof. Diyeceksiniz X, S çürükçül yani saprofit değil midir? Evet saprofittir. Zaten heterotroflar ikiye ayrılır. Holozoik ve saprofitler olmak üzere o yüzden doğrudur. Z basamağındaki bir canlı ile Y basamağındaki bir canlı arasında genellikle besin rekabeti görülür demiş. Yanlış zaten birbirlerini şey Z Y'yi yediği için yani besin rekabeti görülmez. O yüzden bu yanlış Z'deki artma veya azalma tüm basamakları etkileyebilir. Evet bu doğru. Yani 1 ve 3 olmuş olur bunun cevabı arkadaşlar. Hemen devam edelim 19. soruyla. Bir hücrede gerçekleşen tepkimelerin tüm için aşağıdakilerden hangileri ortaktır demiş. E, 3 tane tepkime vermiş. Maltoz, trigliserit ve protein oluşmuş. Bunların hepsinde nedir? Dehidrasyon tepkimesidir. Çünkü zaten hepsinde su açığa çıkmış. Dehidrasyon tepkimelerinde su açığa çıkar. E doğru cevabımız. Son olarak soy olan bir soru var. Özelliğin kalıtımı hangileriyle sağlanabilir demiş. Babadan sadece erkek çocuğuna geçebilen demiş. O zaman üstteki ailenin erkek çocuğunda da olurdu bu yanlış. 30 Otuzamal çekinik olabilir gayet rahat. 30 Otuzamal baskın olamaz. Soldaki sol alttaki aileye baktığımız zaman e, küçük ağa küçük ağa küçük ağa küçük aile ağ ile birleşirse ne olur? Büyük A oluşmaz. O yüzden yanlış. X'e bağlı çekinik demiş. Yine soldaki aileye baktığımız zaman soldaki ailenin babasına bakalım. X büyüktür. R, Y olduğu için kızı oluşmaz. Kız X küçüktür. R, X küçüktür. R olacağı için e, oluşmaz. Yani cevabımız burada yalnız 2 olacaktır. Yani bunun cevabı A şıkkı yalnız 2 olacaktır. Bu kadardı arkadaşlar sorularımız. Bu şekilde karışık bir şekilde çözdük. Bir genel değerlendirme yapmak gerekirse sorular hakkında şunu diyebilirim. Özde bir yayınları ilk başta hazırladığı için birazcık aslında zorlamamış, kolay yapmış. O yüzden e, rahat geçilebilecek bir sınav olduğunu düşünüyorum ve bu sınavda 15 artı netin rahat yapılabileceğini düşünüyorum. Biyolojide bir tane eleyici soru vardı. kimya e, kimyada yine bir tane eleyici soru vardı. Fizikte de iki tane e, eleyici 3 tane eleyici soru vardı hatta birincisi 2 diyelim hadi o yüksek gerilim hatları e, saymayabiliriz bir de ne vardı x ve y birbiriyle şey yapıyordu dokunduruluyordu bir de kap sorusu vardı basınç sorusu vardı bunlar eleyiciydi genel olarak 15 net idealdir yani 4 yanlış idealdir yukarısı için süpersiniz aşağısı için de gerek yok yani kötü umutsuz da gerek yok 10 ve 15 arası da gayet normal dikkat hatalarından falan olmuştur. Çünkü vardı yani. O şekilde dikkat hatası yapılacak sorular vardı. Tam güzel öz, özde bir denemesi. İlk denemeye yakışır bir deneme hazırlamışlar. Gerçekten güzeldi. Kafanıza takılan soruları aşağıya yazarsanız ben de cevaplarım. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.